İşte söyleyecek fırsat bulamamış bir türlü. Ne demek canım o söyleyecek fırsat bulamamış? Maşallah kurtuluşu anlatacak fırsatı bulmuş, yaratsaymış o zaman. İşte babanız geldikten sonra çok sarsıldınız. Ben de erteledim dedi. Bak oğlan fark etmiş. Bak uğursuz işte bu Yıldırım uğursuz. Bir geldi bozdu ilişkilerini ya. Anneciğim ne alakası var? Ne demek ne alakası var? İşte söyleyememiş adamın yüzünden. Ne geldi? Ben ona yapacağımı bilirim. İki an çoban. Anne! Anne dur anne. Doğru bu değerli. Ben yapacağımı bilirim. Ona layık bir şey bulacağım. Siz kadın panik yok. Panik yok hadi. Ona gösterin. Ablacığım. Ya tamam. Tamam bırak ya. Koskoca insanlar halletsinler problemi artık. Aa o ne ya? Aa. Tanıştırayım Merdane. Niye çalıp çalıp duruyorsun sen benim kapıma? Artık alıştın iyicene. Alacaktı gibi sürekli. Songül bak. Olaylar bildiğin gibi değil. Hayır efendim. Ben her şeyi biliyorum. Her şeyin farkındayım. Ay delik kadın yaptın beni. Hakikaten delik kadın yaptın ya. Zaten delisin sen. Ben. Ama tatlı delisin. Yani senin fabrika ayarların böyle. Öyle mi? Delirene değil canım. Delirtene bakacaksın sen. Ya. Kim delirtmiş? Songül bak hala benden uğraşma. Her şey alt üst oldu. Senin yüzünden. Ha? Senin yüzünden oldu. Bizim hiçbir sorunumuz yoktu. Her şey fevkalade güzel gidiyordu. Sen o kem gözlerinle baktın, baktın, baktın. Evlerden bırak. Ah dağlara taşlara yarabbim. Yani bütün bu olaylar, her şey benim yüzümden. Her şey senin yüzünden oldu. Bizim her şeyimiz iyiydi ya. Günlük gülistanlıktık. Ama sen bir geldin beni baktın baktın. Ya perişan oldu Lale tamam mı? Onur bile diyor ki sen o kadar kötüydün ki. Baban yüzünden o kadar üzülüyordu ki ben söyleyemedim derdimi anlatamadım sana demiş. Aa ben söyledim Onur'a saklama diye. Böyle şeyler saklanmaz git karına söyle diye ben söyledim. Ha. Ya. Biliyor muydun sen? Biliyordum. Sen biliyor muydun? Biliyordum. Nasıl bilirsin sen? Ben babayım niye bilmeyeyim ya? Bana söylediler. Ben de kapına geldim her şeyi anlatayım diye. Ama nerede? Nerede? Diyecektim ki bak Songül evlatlarımızın bir aile meselesi var. Gel bunu birlikte çözelim. Yani ben... Niye söylemedin? Anlatmaya çalıştım. Ay hay Sertan'ten hep çalışıyorsun. Hep anlatmaya çalışıyorsun. Sen koca olmaya çalışıyorsun. Son dakikada işin çıkıyor. Olamıyorsun. Sen baba olmaya çalışıyorsun. Beceremiyorsun. Dede olmaya çalışıyorsun. Çocuğu atıyorsun orada. Aman iki laf duyunca kır hemen kuyruğunu çekil. Öyle olmaz efendim. Öyle öyle baba olunmaz. Sen bana fırsat ver. Ben baba da olurum, koca da olurum, dede de olurum. Öyle olmaz. Cacan ne konuşuyorsunuz be Songül? Yeter. Bir dinle beni. Çocuğumuzun ailesi alev içinde diyeceksin. Cacan ne konuşuyorsun be kadın? Dinle beni. Ailemizin durumu alev içinde. Sen kime emir veriyorsun be? Dayanmışsın kapıma. Ne bağırıyorsun? Ama sen öyle dedin. Sen öyle söyleyeceksin dedin. Farz-ı mahal dedim. Ay hakikaten delirteceksin beni. Ay vallahi üçüncü sayfa güzel çıkacağım ben. Git. Gel bir daha. Gel bir kumarım. Vallahi deli bu kadın. Bana bak Songül. Ya ben kibar adamım. Ben kadınları bağıramam ki. Hain. Yani şuradaki böceğin otun vicdanı var. Bu adamda vicdan yok ya. Rezil. Rezil. Olacak şey mi ya? Ne yaparsın? Ne oluyor? Niye kaş göz yapıyorsunuz aranızda? Bir şey varsa söyleyin anlayayım. Yok anne Nergis anlamamış da mevzunun ne olduğunu. Öyle mi? Halbuki herkes biliyor. Herkese zaten yeterince rezil olduk. Sana da anlatayım yavrum. Senin o hayırsız baban var ya. O hayırsız baban Onur'un ikinci çocuğu olduğunu biliyormuş. Ne dersin? Fikrinizi alayım buyurun. Mikrofon sizde. Anne. Yani adamın neresinden tutarsan elinde kalıyor yahu. Bu kadar mı olur? Düşünebiliyor musun? Geldi buraya sizin aile düzeninizi bozdu. Onur bile o kadar üzüldü ki ben o yüzden söyleyemiyorum demiş. Anne hayır ben kabul etmiyorum. Ne demek ya bu? Yani beni üzmesin diyeymiş. Bu onu haklı çıkartmaz ki. Tabii o onun için geldi zaten. Üzmek üzere geldi ve de başardı. Tebrik ederim. Ayol anne kurtuluş daha önce biliyormuş ya. Düşünsene burun buruna dip dibe yaşıyoruz. İnsan karısına bir söylemez mi ya? Bir de diyor ki bana bak bak. Ben diyor söyleyecektim ama sen bir türlü fırsat vermedin bana diyor. Ay ölür müsün öldürür müsün? Öldürürsün anne. Sana kalsa öldürürsün. Ne diyor bu ya? Ya anne kurtuluş enişteme kızıyorsun babama kesiyorsun faturayı. E şimdi Onur eniştem suçlu yine ona kaldı.
Yani anlamıyorum ki, babam nefes alsın diye hapse girsin istiyorsun. Allah Allah. Merak etme yavrum. Baban hiçbir faturayı ödemez. Sen sakın üzülme. Onun bütün faturalarını ben ödedim. Merak etme, o borç takar basar gider, hep biz öderiz. Yok. Ben o Kurtuluş'a o faturayı ödetmesini çok iyi bilirim anneciğim. Sen hiç merak etme. Ablacığım, yürü gidiyoruz. Nereye? Dükkana gidiyoruz ablacığım. Hıncımı çıkaracağım. Sen eniştenden hıncını çıkartmak istiyor musun? İsterim vallahi. Hadi yürü o zaman. Anne, Emir sana emanet. Emir, ailemizin yegane dürüst erkeği. Aşkım, geleceğiz. Bir hesabımız var. Bay bay. Faturayı ödemiş baban, senin baban. Bir de biliyor bilmiyor beni tahrik etmeye çalışıyor orada. Annem, herkese merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Çok şahaneyim. Torunumla öyle oynuyorum, torunumla. Hiç üstüme alınmıyorum. Abime herhalde bu sinir. Babama, babama. Babamdan hala kum torbası mı var hala? Yok. Nergis, Nergis. Benim de zaten çok işim var. Doktora gideceğim çünkü abimin tetkikleri çıkmış da. Ben oyalanmayayım diyorum. Ay ne güzel, yürüyemiyor mu? Songül ablan. Gidemiyormuş anneciğim, gidemiyormuş. Senden laf duymak ve kendini sana affettirmek gibi önemli görevleri varmış çünkü. Ay gözlerim doldu şimdi. Ben de geliyorum hala seninle, tamam? Hadi avukat hanım, hemen yetişin. Hemen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.